İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hakan Altunalan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Ölüm nedir? Ölüm, ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesi olup vuku bulur ansızın. Ölüm, kulun bir halden bir hale dönmesidir. Bir evden başka eve göç etmesi gibidir. Zira buyuruyor ki Rabbimiz bir ayette, her bir canlı ölümü tadacaktır elbette. Bir şeyi tatmaksa hayatla mümkün olur. Öyleyse kul ölmekle yok olmaz, hayat bulur. Ölüm ile bu hayat sona eriyorsa da, başka hayat başlıyor, bu sefer de mezarda. Ahirete nazaran bu dünya bir hayaldir. Ahiret asıl olup dünya gölge gibidir. Her şeyin hakikati bulunur ahirette. Dünyadakilerse hepsi bozuk ve sahte. Hakikat alemidir. Hiç yok olmaz ahiret. Bu dünya fani olup yok olur en nihayet. Kabir ahirette dünya arasındadır. Ahirete dünyadan daha da yakındadır. İşte bu yüzdendir ki kabirdeki o hayat daha aşikar olup asıldır ve hakikat. Herkesin bir eceli, ölüm zamanı vardır. O vakit ne ileri ne de geri alınır. Her bir ecel bellidir, doğmadan daha önce. Her insan ölecektir, ecelleri gelince. Bir insanın dünyada rızkı biterse eğer, eceli gelmiştir ki ruhunu teslim eder. Ve ansızın terk edip evladını, malını Hazreti Azrail'e teslim eder canını. Nerede, ne vakitte ve hangi memlekette öleceği bellidir her insanın elbette. Doğuda öleceği takdir olduysa eğer, o muhakkak o yere gider ve vefat eder. Zira anlatılır ki, bir zaman Melekül Mevt, Süleyman Peygamber'i eylemişti ziyaret. Bir kimse var idi ki, orada olanlardan, melek onun yüzüne dikkatle baktı bir an. Hazreti Azrail'in ona böyle dikkatle bakması çok korkuttu o kimseyi gayetle. Melekül Mevt gidince, düşünüp bunu biraz, Hazreti Süleyman'a bu işi eyledi arz. Dedi, ey Nebiyallah, emredin de rüzgara, götürsün beni hemen çok uzak bir diyara. Zira bugün çok korktum Hazreti Azrail'den, çok uzağa gidip de kurtulayım elinden. Süleyman Peygamber'in emriyle rüzgar dahi, Hindistan'a götürdü acele o kimseyi. Bir müddet zaman geçti. Ölüm meleği yine Süleyman Peygamber'in geldi ziyaretine. Peygamber sual etti. Ey Azrail, ne için yüzüne dikkatle ve sert baktın o kişinin? Dedi, emir aldım ki o kimsenin ruhunu Hindistan'da alayım. Burada gördüm onu. Sonra emir üzere o memlekete vardım, onu orada görüp ruhunu teslim aldım. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu'l-Fereç İbni Cevzi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, dünya Allah-u Teala'nın evidir. Sahibinin izni olmadan bu evde tasarrufta bulunan hırsızdır buyuruyor Ebu'l-Fereç İbni Cevzi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Kolay gelsin. Hayırlı, Allah razı olsun. Yayınlar. Teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak razı olsun efendim. Buyurun. Ben altın borç verdim. Borcumu alırken altın mı alacağım yoksa Türk lirası mı alacağım? Bir sorum daha vardı. Ticaretle uğraşmak istiyorum ama usta çalıştıracağım, gıda işi, her zaman yanında olamıyorum, tezgahta duruyorlar. Terazi olduğu için, tartı o işi olduğu için her zaman yanında bulunamıyorum. Yani böyle ticaretle uğraşmak bana çok zor geliyor. Yani 4 dörtlük yapamayacağımı düşünüyorum. Yani hani 4 üzerinden belki 3-2 olur ama 4 dörtlük yapamayacağımı düşünüyorum. O yüzden nasıl acaba, bırakmam mı doğru, bırakmamam mı? Çünkü bu kadar sorun. Peki efendim. Peki, teşekkürler. İyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ben sizi çoktan beri dinliyorum, 20 seneden beri. Şimdi benim sorum, kızı nişanladım. Dedim dini nikah yapalım. Ondan sonra hani bunlar geziyorlar beraber. Onlar dediler olmaz. Şimdi ev bakmaya gidiyorlar, beraber geziyorlar. Düğünümüz de Nisan'da olacak. Ben bunlara bir şey diyemiyorum. Ne yapayım hocam? Bize benim beyim çok sinirli oldu. Çok şeyleri, yani ne desem beni tersliyor. Ben bunun için ne yapayım? Peki efendim. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizleri dinliyorum hep. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlısını inşallah Teala efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. 3. dinleyicimiz. Evet. Alo. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Nasılsınız? Hayırlı günler. İnşallah. Teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. İyi. Çok şükür. Allah razı olsun. Sizi dinleyerek daha iyi olmaya çalışıyoruz hocam. Ben zaten yani şurada neredeyse 20 yıldır sizi dinliyorum. Hiç bıkmadan, usanmadan. Tavsiye ettiğiniz bütün kitapları Allah'a şükür evimde. Birinci sorum hocam, ben yani evladımda çok imtihana girdim. Ona bağlı olarak da akrabalarımla falan biraz kötü oldum ama ben hiç böyle şey içimde bir ses, onlara karşı hiçbir şey demedim. Dedim ki Allah-u Teala sevdiklerinden insanı imtihana sokarmış. Ben onu böyle sabırla, hani imtihanımdır diye. Evladım Allah'a şükür şimdilik daha iyi, evlendi, biraz daha iyi yine ama kötü bir çocuk değil. Fakat böyle ara hocam aklına geldi mi kalkıp namaz falan kılıyor. Yani eşi de söylüyor bana, kılıyor diyor, şey yapıyor. Ama bazı çok olumsuzluklar yaşadım. Belki anlarsınız, size defalarca da sormuştum aslında. Ben bundan dolayı bir imtihanda mıyım hocam? Hala da ufak tefek şeyler var. Oluyorum yani, hala da inanıyorum. Diyorum Rabbim daha vardır bunun günü, vakti, saati. İkinci sorum, ben çalışıyorum hocam. Her gün evde olmadığım için ben bazen işte kendime hatim başladım kendi kendime. İşte hafta sonları ya da akşamları geç gidiyorum. Akşam müsait olduğum zaman okuyorum. Yani bunun hatimi çok uzatmam. Hani sakıncası var mı? Yoksa okumaya devam edeyim. Yani bitiremedim. Hani bir de çok yavaş okuyorum. Çünkü çok tam serileştirmedim. Üçüncü sorun, ben şimdi aslında Şafii mezhebindeyim ama hocam benim bütün çocukluğum burada geçti. Ben şimdi çalıştığım için de hani böyle bizim Şafii mezhebinde el ele deyince, erkek eline deyince bu abdestimiz otomatikmen bozuluyor bizim. Ben şimdi Hanefi'ye göre diyorum da vitir vacip namazımı nasıl sizin dediğiniz gibi kılıyorum, acaba doğru mu yapıyorum? Hani önce işte hani vitir vacip kazasını kılıyorum, sonra vaktin vitrini kılıyorum. Doğru ama yapıyorsun. Bir de hocam şöyle bir şey diyeyim size. Ben o kitapları, benim evimde ya. Yani böyle o kitaplara baktıkça ben zaten sizin o zaaflara o kadar bir sevgim var ki böyle sanki evim güvende. O kitapları ara ara açıp yani okuyorum, gerçekten okuyorum da ama çalıştığım için dediğim gibi çok okuyamıyorum. Ama dinliyorum, internette şu anda radyo, huzur radyoyu hep dinliyorum. Rabbim bu TGRT'ye vesile olan herkese baştan Enver Öğren Allah rahmet eylesin. Amin efendim. İnşallah ben bu şeylere çok faydalandım. Bir de hocam ben çalıştım. Patronum vefat etti benim geçen sene. Yani namazımı kılardım. Çok saygıları vardı. Ben çok severdim bunu. Ama tabii kendileri şimdi bir şey de demek istiyorum. Namaz konusunda işte biraz şey konusunda hiç şeyleri yoktu. Ama her namaz kıldığımda o insan aklıma geliyor ve ben onu çok üzülüyorum. Hep böyle Kur'an okuyasım var. Ben onu unutamıyorum. Yani bir de bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Peki çok efendim. Vaktinizi almak ve kendim için, ailem için, evlatlarım için duanızı bekliyorum. Allah Teala razı olsun. İki cihan saadeti versin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Hocam Kur'an-ı Kerim'de abdest besmelesiz okunan sure var. Besmelesiz başlıyor. Var. Ama Tövbe suresi mi? Tövbe suresi. Ama onu karıştırıyorlar. Hani kitaplar okunmuyor. Kitaplar okunmadığı için birisi bir şey duymuştur. O duyduğu şeyi üzerine yorumlar yapıyor, anlatıyor. Öbürüsü de onu hüccet kabul ediyor. O da yorumlar katıyor. Karşına acayip karayip bir şey çıkıyor. Halbuki mesela tam İlmihal Saadeti Ebediyye kitabında o mesele anlatılırken, temel kitaplarda da öyle anlatılıyor. Buyuruyor ki Tevbe suresi bir önceki surenin devamı niteliğinde. Tam ittifak olmamış. Devamı mı? Başka ayrı bir sure mi? Ayrı bir sure mi? Veya başka bir sure mi? Bu sebepten dolayı başına besmele konmamış. Mesela biz hafız kıraatına göre aynı şekilde okuyoruz. Dolayısıyla biz diyelim ki mesela bu dinleyicimiz de hatim okuyorum diyor da hatim okuyorsun. Tevbe suresinden önceki sureyi okudun. Devam edeceksin daha. Yani kapatmadın Kur'an-ı Kerim'i. Devam ediyorsun. Besmele çekmeden devam edip gidiyorsun. Ama müstakilen Kur'an-ı Kerim'i açtın. Mushaf'ı açtın. Tevbe suresini geldi. Yalnız besmele çekiyorsun o zaman. Onu birbirine karıştırmamalı. Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyorsun orada. Tabii başlıyorsun. Dolayısıyla orada yalnız besmele çekiyorsun. Ama Tevbe suresinden önceki sureyi okumuşsun, devam edeceksin hala. Kalkmıyorsun, kapatmıyorsun. O zaman besmele çekmeden devam ediyorsun. Hadise ondan ibaret. Bunu cımbızla çekerek ondan sonra efendim orada besmele yok, besmele okunmaz hükmünü söylemek çok yanlış. Meseleyi bilmiyorsan bilmiyorum de. Bilmiyorum demek de nefse çok ağır. Kolay mı öyle bilmiyorum demek yani? Değil mi? Zamanımızda müftiler o kadar çok ki elini sallasa müftiye herkes fetva veriyor. Kadın erkeği maşallah. Adam bilmediği şeye de biliyorum ama emin değilim, yine de bir bakayım diyor. Bilmiyorum diyemiyor gene de. Bilmiyorum diyemiyor. Biliyorum ama emin değilim. Ama işte bilmiyorum, emin değilim ama şöyle olması lazım. Şöyle olması lazım. Tabii. Orada evet. Da aynı şey. Şöyle olacağını düşünüyorum. Şöyle olacağını düşünüyorum. Tabii vahiy bunlara geliyor ya. Allah Allah. Ya ne hale getirdiler milleti ya. Edep, haddini bilmek. Ne güzel bir şeymiş ya. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri. İşte İslam alimlerinden hep edebi tarif edenler olmuş. Edep böyle. Hala benim var öyle bir ceketim. 3 düğmeli biliyorsun değil mi? Evet. Aha. Niye ters bakıyorsun ya? Vallahi Allah. Vaktiyle 3 düğmeliydi. 3'ünde iyilik diyor böyle. El pençeme öyle duruyor. Aa, ne edepli çocuk. Edepli o çocuk o değil. Edep buyuruyor Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri, haddini bilmek. Efendim o şekilde durmak edepsizlik mi? Hayır değil. Bazen o şekilde durmak onun edepli olduğunu değil, çok özür dilerim de yalaka olduğunu da gösterir. Biraz kaba tabirle söyledim ama özür dilerim yani. İşte geliyor falan işte Mustafa Bey falan filan. Niye? Mustafa Bey'den beklentisi var. Efendim herkes öyle mi? Hayır. Görünen resmi söylüyoruz. Adam böyle işte şeyde bu belediyelerde, ondan sonra ne bileyim ben bürokratlarda, işte sayın başdanışmanım, sayın genel müdürüm, sayın başkanım, sayın milletvekilim, değil mi? Ceketlilikte falan, hürmetler efendim, ellerinizden öperim efendim. Hemen evler hatırıma geliyor, tamam. 10 kişi birisine verirse 11. kişiden yolda çıkarmıyormuşlar, tamam. Bazısı hani geçen gün diyordu ya yani, bazısı 11'i beklemiyor. Ya, ikincide yoldan çıkıyor. Ben neymişim demeye geliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir, öncelikle Allah-u Teala yarattığı kulun ne olduğunu biliyor. İki, peygamberleri biliyor. Peygamberleri biliyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birini yüzüne karşı övmeyin buyuruyorlar. Birini yüzüne karşı övmek, onun boğazına bıçak dayayıp kesmek gibidir. İslam alimler boşuna söylemiyorlar onlar. Bu da işte unutulmuş. Tabii unutulmuş bu. Unutulmuş. Unutulmuş. Adam orada bir menfaati var. Adam olmayan şey. Ha, şey de söyleyeyim. Ölüleri dövüyorlar. Çok özür dilerim de burada aynı şekilde din adamlarını oraya getiriyor falan. Bakıyor ki zengin birisi. Hı. Şimdi cennette. Ya adam imansız gitti. Adam ömründe namaz kılmamış, oruç tutmamış, dinin aleyhinde konuşmuş. Getirmişler önüne, cenaze namazını kılıyor. Ondan sonra mikrofonu eline geçiriyor. Ya sen zannediyorsun ki bir evliya ölmüş. Ya vallahi Teala aynı şekilde toprağın altından korkmuyor. O zaman onu öven kimse de aynı şekilde, onda da iman gitmiş yani. Sarık sakal cübbe var ama hikaye yani. Yani iman sarıkla sakalla cübbeyle insanda kalıcı değil. Çarşafla kalıcı değil. Başında takkeyle dolaşarak aynı şekilde öyle kalıcı değil. Veyahut da efendim diye Diyanet'te görev aldım, camide imamım, ben imanlıyım. Yok. Yok. Çünkü bir hadis-i şerif, kıyamet alametleri anlatılırken orada öyle zaman gelecek ki bir camide 1000 kişi olacak. İçinde imanlı kimse olmayacak. İmam hariç demiyor orada. İmam hariç denmiyor. 1000 kişi olacak. İçinde imanlı kimse olmayacak. O 1000 rakamı şey itibariyle 10.000 kişi de olabilir bu. İmanlı kimse olmayacak. Camiye geldiği halde. Yani onun için ahir zamandayız. Çok korkmalıyız. Ve tedbirimizde mutlaka almalıyız. Tedbirimizde mutlaka almalıyız. Allah Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Onun için şimdi zamanımızda çok cesur bir şekilde demin ifade ettiğiniz gibi rahat aynı şekilde söyleyebiliyor, hüküm verebiliyor ya. Ya dini konu bu. Biliyorsan söyle, bilmiyorsan aynı şekilde niye söylüyorsun ki? Niye söylüyorsun ki onu? Ama işte falan aması maması yok. Ve ben çocukluğumdan itibaren bu ülkede, Osmanlı zamanında böyle değildi bu. Böyle değilmiş. Kitaplardan okuyoruz. Cumhuriyet döneminde. İşte herkese yüklenmiş o kibir. Kendini beğenmek. Yüklemişler. İki şey konusunda herkes laf ediyor. Bir, dini konuda. Tabii canım, haram ya. Olmaz öyle şey. Olur canım, olmaz. Başlıyor. Ya ben bilmiyorum demiyor. İkincisi de devlet yönetimi. Belediye başkanlığı olsun, ne bileyim bürokratlık olsun, milletvekilliği olsun, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı olsun. Ha, bunu iddia için söylemiyorum yani. Kendim de medyada çalıştığım için mikrofonu al, gazeteme de ikisi de aynı şekilde gazeteyi al, sokağa çık, mikrofonu tut. Bir işte bakan olsanız veya başbakan olsanız, belediye başkanı olsanız ne yapardınız diye. Ben var ya bir başbakan olursam, ben olsaydım diye başlıyor. Demiyor ki ya arkadaş git ya. Ben başbakanlık yapacak kapasitem yok. Cumhurbaşkanlığı yapacak kapasitem yok. Ben belediye başkanlığı yapacak kapasitem yok. Ben evde aynı şekilde çoluk çocuğumu idare eden acizim. Ben de git aynı şekilde yapabileceklere sor onu. Diyeni duymadım. Adamın birisini sormuşlar da demiş ki biz hanımla hayat müşterek iş bölümü yaptık. O demiş işte böyle mutfak işleri, ev işleri, çocukların işleri, okul işleri falan gibi basit şeyleri ona bıraktım. Sen ne yapıyorsun demişler. Ben de kahveye gidiyorum demiş. Arkadaşlarla memleketi kurtarıyoruz. Öyle zor işi ben aldım demiş. Durumumuz ya, o yani. Ya. Biz ortaokula giderken orta birisi sırttı galiba. Bir tren kazası olmuştu. 2 tren karşı karşıya vuruştu. Mümkün değil aslında. Olmaması gerekir. Makasçının hatası. makasının ne olduğunu belki bilmeyenler olabilir de tren raylarını mesela istasyonlarda o makasçılar ayarlar. Kavşakları. Raylar aynı şekilde ikisinin de rayı aynı istikamete verivermiş. Vuruşuyor. O makasçıyı yakalıyorlar. Geliyor ki ne yapıyordun? Memleket meselelerini düşün. Yani memleketi kurtarmak için uğraşıyormuş. Sen treni kurtar be arkadaş. Ne yapacaksın aynı şekilde memleketi kurtarmayı? Bir sürü insan gitti yani. Bir sürü insan gitti. Memleketi kurtarayım derken bir sürü insanı aynı şekilde götürdün. Onun için Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin o sözü çok hoşuma gidiyor. Hepsi güzel de. Edep haddini bilmek. Eskiden bunu öğretirlermiş. Edep haddini bilmek. Bunu öğretince yani bir kimse haddini bilince mesele kalmaz. Efendim ilk dinleyicimiz, vaktimiz daraldı ama ilk dinleyicimiz dedi ki ben dedi altın olarak borç verdim. Bunu dedi tekrar altın olarak mı alacağım? Ya o anda vereceği zaman der ki adam mesela ya bugün hani sen işte 100 gram altın verdin. 100 gram altın Türk parası olarak bu kadar tutar. 100 gram altın alıp vereyim. Yani onun parasını vereyim nasıl istersen. Bu kabul ederse para da alabilir. Ama o altının parasını alabilir. Tabii o altının parasını alabilir. Ve o günkü fiyattan alabilir. Tabii, o günkü yani fiyattan. Verecek alan adam diyemez ki ya o zaman senden aldığımda altının fiyatı şu kadardı. Şimdi çok arttı. Yok. O zamanki fiyattan vereyim parasını. Yok. Derse olmaz. 100 gram altın 100 gram aynı şekilde altın olarak alınır. Hı. Ve o 100 gram altın o anda döviz olarak şu kadar ediyor. Türk parası olarak bu kadar ediyor. Elimde böyle var vereyim. Kabul eder misin? O da kabul edince olur. O zaman olur. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'yı sevmenin alameti. Allahü Teala'dan korkmak demek, onu çok sevmek demektir. İnsan nasıl çok sevdiği bir kimsenin üzülmesini istemez ve onu üzeceğim diye korkarsa, Allahü Teala'ya ibadet de ona olan sevgimizi ispatlayacak bir şekilde yapılmalıdır. Sözle çok seviyorum demekle sevgi olmaz. Çok sevmenin alameti, onun istediği gibi olmaktır. Onun emirlerinin tersini yapıp sonra da seviyorum demek yalancılık olur. Allahü Teala'nın bize verdiği nimetler o kadar çoktur ki, ona olan şükran borcumuzu ancak onu çok severek ve ona candan ibadet ederek ödemeye çalışmalıyız. İbadetin muhtelif çeşitleri vardır. Bir kısmı Allahü Teala ile kul arasındadır. Allahü Teala kendisine ibadette kusur edenleri belki affeder. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları hak sahipleri affetmedikçe asla affetmez. Müslüman dinine, anasına, babasına, hocasına, amirine, memleketinin büyüklerine ve kanunlara son derece saygılıdır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Ancak faydalı şeylerle meşgul olur. Kumar oynamaz. Zararlı işler yapmaz. Vaktini boşa geçirmez. Müslüman, ibadetini tam yapar, yalnız laf olsun diye yapmaz, ibadetini büyük bir arzuyla, istekle, sevgiyle yapar. Şu aktaracağımız hadis-i şerifler, bir Müslümanın nasıl olması lazım geldiğini bildirmektedir. İnsanlara merhamet etmeyene, Allahü Teala merhamet etmez. Satın alınan bir gömleğe verilen paranın 9'u helal ve 1/10 haram olsa, bu gömlekle kılınan namazı Allahü Teala kabul etmez. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Onun yardımına koşar. Onu küçük ve kendinden aşağı görmez. Onun kanına, malına, ırzına, namusuna zarar vermesi haramdır. Allah'a yemin ederim ki, bir kimse kendisi için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe imanı kamil olmaz. Allah'a yemin ederim ki kötülüğünden komşusu emin olmayan gerçek mümin değildir. Kalbinde merhameti olmayanın imanı kamil değildir. Küçüklerimize acımayan ve büyüklerimize saygıda olmayan bizden değildir. İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, İhtiyarlayınca Allahü Teala ona da yardımcılar nasip eder. Allahü Teala'nın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. Yanında birini gıybet edeni susturan kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allahü Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır. Din kardeşinin aybını, utanç verici halini görüp de bunu örten, gizleyen kimse, İslamiyet'ten önce Arapların yaptıkları gibi diri gömülen kızı mezardan çıkarmış, ölümden kurtarmış gibidir. İki arkadaştan Allahü Teala indinde daha iyi olanı, arkadaşına iyiliği daha çok olanıdır. Allahü Teala dünyalığı dostlarına da düşmanlarına da vermiştir. Güzel ahlakıysa yalnız sevdiklerine vermiştir. Allahü Teala indinde günahların en büyüğü kötü huylu olmaktır. Bir kimse sevmediği birisine bela, sıkıntı geldiği için sevinirse Allahü Teala bu kimseye de bu belayı verir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Şimdi ilk dinleyicimiz ticaretle uğraşacağım ama dedi. Ya güvenemiyorum dedi. Güvenemiyorum. Efendim yoldan beri dinini bilen, namaz kılan kimseleri varsa, hani din düşmanı değilse, böylelerini tercih etmeli. Herkesi kontrol etmesin. Sen düsturlarını, ölçülerini bildirirsin. Ona göre zaman zaman da kontrol edersin. Vebalden kurtulursun. Zaten din, iman falan öyle bir şey yoksa, ahirete inanmıyorsa zaten iki günde senin aynı şekilde arkana fırıldak çevirir. Hepsini de bitirir. Allah-u Teala yar ve yardımcısı olsun. Allah-u Teala kolay. Adam çalıştırmak zor tabii. Zor tabii, kolay bir şey değil. Ne, hangi işi yaparsan yap. Doğru, zor bir şey. Cenab-ı Hak yardımcısı olsun. Hani ben ticaret yapmayacağım diyor. Yap canım. Gene yap, kendi çapında yap o zaman. Efendim diğer dinleyicimiz, Allah-u Teala yardımcısı olsun bunun da. Kızı dedi nişanladık dedi, hani şimdi geziyorlar falan dedi. Ben de haram olduğunu biliyorum ama beni kimse dinlemiyor. Dua etsin, yapacak bir şey yok. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Beyim dedi anlamıyor falan. Garip yani, evinde tek başına. Öyle çok öyle. Hani diyor ki efendim garip kaldım falan. Ya evin içinde garip. Hatta mesela kitaplarda anlatılıyor. Öyle dönemler olmuş ki bir İslam alimi talebeler arasında garip kalmış. Niye? Talebelerin seviyesini anlayacak durumda değil, istifade edilemiyor. Talebeler arasında garip. Talip olan kimse yok, şey yok. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Dedi evladım hani bazen zikzak çizdi. Tabi akrabalarla bile bunun için kötü olduk. Evli dedi, şimdi bazen namaz kıldığı da oluyor falan. Ama dedi bu bir imtihan mı? Tabii insan her an imtihan olur. Her an imtihan olur. Neyle? Allah-u Teala neyle dilerse onunla imtihan olur. Evlattan imtihan olur, hanımından, kocasından, akrabasından, komşusundan, değişik şekillerde. Vücuduna hastalık gelir. Ondan yani çeşitli sebeplerle imtihan olur mu? Evet, çeşitli sebeplerle insan imtihan olur. Allah-u Teala kolaylık versin. Cenab-ı Hak hayırlı hal nasip etsin inşallah Teala. Efendim dua etmeye devam etsin evladına. Efendim diğer suali, çalışıyorum. Akşam veya işte hafta sonu diyor, böyle Kuranı Kerim okuyorum. Hatime başladım ama uzun sürecek. Uzun sürsün canım. Bir senede, iki senede tamamlasın. Gene hatim olur mu? Olur tabii. Yani oturup da bir ayda bitirmek öyle bir emir yok. O Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle oluyor. Öbür türlü bir senede de olur, 3 ayda olur, 6 ayda olur, 2 senede de bitirebilir. Gene hatim olur o. Devam edeyim mi diyor, etsin. Efendim ben dedi aslen dedi yani annem babam Şafii olduğu için Şafii kökenliyim. Yani annem babam öyleydi. Yani duyduklarım, gördüklerim öyleydi. Ama sonra biz yer değiştirdik. Hanefi mezhebindekilerin arasında kala kala aynen onlar gibi yani ben Hanefi oldum. Yani Hanefi olmak için illa aynı şekilde ben niyet ettim Hanefi mezhebine geçmeye denmez. Gerek yok ona. Nedir? Hanefi mezhebinin hükümlerini öğrenmiş, onunla amel ediyordu. Hanefi mezhebinde olmuş o. Otomatik olarak değişmiş. Şey de olur. Yani Hanefi mezhebindeki birisi gitse mesela Cezayir'e gitti. Oradakiler Maliki mezhebinin çocukları gönderdi. Maliki mezhebine göre yetişti. Çocuklar Maliki mezhebinde olur. Anne baba Hanefi kendisi öğretemediyse oradaki öğrendiklerine göre amel edince Maliki mezhebinde olur. Onun bir şeyi söz konusu değil. Hanefi mezhebine göre dedi vitir namazını ben dedi kaza borç olarak kılıyorum dedi. 3 rekattır. Hanefi mezhebinde vitir namazı 3 rekattır. 3 rekatın 3'ünde de kıyamda zamm-ı sure okunur. Mesela 1. rekatta Fatiha'dan sonra diyelim vel asr, 2. rekatta ne atane, 3. rekatta kulhu Allahu ahad, 3. rekatta zamm-ı sure bitince eller, kadınlar omuz, erkekler kulak hizasına kaldırılır, tekbir alınır, bağlanır. Allahümme inna nes'elüke, Allahümme iyyâke na'budu. Kunut duaları okunur, rükû secde yapılıp tahiyye salli barik Rabbena atina okunarak selam verilir. Bitti. Efendim Hanefi mezhebinde olanların vitir namazı vacip olduğu için vaktinde kılamadıklarını kaza etmeleri de vaciptir. Mesela yastının son sünnetine niyet ettiğim ilk kazaya kalan vitir namazını kaza etmeye diye niyet edilir. 3 rekat aynen vitir gibi kılınır. Ondan sonra da vakti vitri kılınır. Dinleyicimize zaten aşağı yukarı onun hakkında da bilgisi var. Öyle yapmaya devam etsin mi etsin. Efendim bir de ben de daha önce çalıştığım bir patron dedi. Hani bazen namazlarını kılar falan ama hemen demek ki iyiliğini gördü. Ve zaman zaman dedi böyle namazda falan hatırıma geliyor. Tabii iyilik yapınca insan hatırına gelir. Onun için yatırım yapmalı. Yatırım yapmalı neye? İyilik yaparak yatırım yapmalı. Mutlaka hatırlanır. Dolayısıyla duaya vesile olur. Duaya vesile olur. Yani bu da vefa örneği gösteriyor. Hatırıma geliyor dedi. O iyilikleri sebebiyle gelsin ve dua etsin. Yani onun bir ayrı bir mana çıkarmak, efendim bir özelliği var mı veyahut da bir şeysi var mı falan gerek yok. Belki hani patronun arkasının, patronun geride kalan çoluk çocuğu belki hiç hatırlamıyorlar bile. Var öyle çünkü. Var öyle. Ya Cevat babana işte sen de biliyorsun Tekeret'te program yaptıydı. Cenazesinin çocukları gelmedi ya. Hiçbirisi gelmedi çocukların. Hiçbirisi gelmedi. Enteresan bir şey ya. Enteresan bir şey. Hiçbirisi gelmedi. Garip. Yani bir yerde ben şeyde görüyordum. Bazen Allah Teala rahmet eylesin Emel abiler hayattayken böyle işte İhlas Holding'den birisi vefat ettiği zaman cenazesine iştirak ettikleri durum müsaitse iştirak ediyordu Emel abiler. Orada bazen birkaç cenaze de oluyordu. Hele rastladığım bazı cenazelerde içeride mesela anneleri orada işte oğulları, akrabaları dışarıda böyle el pençe duruyor cenaze namazına iştirak etmiyorlar. Yok ki. Dedim bu kadın aynı şekilde ne gariptir ya evin içinde. Ne garip kalmıştır ya. Onlara da tesir edememiş veyahut da daha önce öğretmiş aynı şekilde yetmemiş bilgisi. Kız oğlu neyse zıvanadan çıkmışlar kişiler. Dinden uzaklaşmışlar. Şimdi kadıncağız hiç evde böyle yalnız garip kalınca itikat düzgünse Allah Teala salih Müslümanlar gönderiveriyor. Kulum sen merak etme ben seni garip bırakmam diye. Ondan sonra öbürleri düşünsün tabii. Evet, ondan sonra öbürleri düşünsün. Allah Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ha. Hani bazen diyor onu kendilerine göre de anlatıyor işte cenazesi kalabalık oldu falan. Ya cenazenin kalabalık olması değil. 3-5 tane salih Müslümanın o cenazede bulunması önemli. O salih Müslüman da şehadet etmeli. Gerçekten biz bunu biliyorduk. Bu ehl-i sünnet itikadında 5 vakit namazını kılar. Efendim hata kusurlar var. İnsanlık olarak hepimizde var. Ama biz bunu dinine olan muhabbeti, ondan sonra ibadetlere olan sadakati sebebiyle biz bunu iyi kimse bilirdik. İndi ilahide de o iyi geçer o zaman. Yoksa 1 milyon kişi iştirak etmiş. Hepsi kafir, imansız, bidat sahibi, fasık. Şak şak şak, ya şak 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 falan filan. Veyahut da şimdi tekbir getiriyorlar falan. Tekbirlerle kaldırıldı. Ama adam tabutta giden imansız. Bir faydası olmaz. Bir faydası olmaz ona. Bir faydası olmaz. Zaten Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne hatta söylenen bir beyt var. Deptebe ile gidilecek yer değildir makber. Evet, istemem nakli cenazemde. Evet, çelengi ahenk, deptebe ile gidilecek yer değildir makber, yani kabir. Dolayısıyla orası öyle saltanat yeri değil. Orada hesap yeri başlıyor. Zaten ruh bedenden çıkar çıkmaz başlıyor buyuruyor. Gel bakalım diyorlar. Gel bakalım diyorlar. Başlıyorlar. Allah Teala rahmet eylesin. Evvela bile bir gün bir şey anlattılardı. Şimdi çok kimse adamın mesela kafasına tabancayı tak çekiyor falan. Tamam diyor ya, kurtuldu gitti. Kurtuldu gitti, öldü gitti falan diyorlar. Tamam mı? Öldü gitti. Dert tasız kalmadı. Evvela bile anlatır. Kitaplar yazıyor onu. Öyle değilmiş o. Ve hatta hemen kalp birden tak diye bir dakikada öldü adam. Aa, adam sıkıntı falan çekmedi, öyle değilmiş o. Orada biz onu fark edemediğimiz zaman dünyaya ait izafi bir terimdir. Öyle bir girdaba, öyle bir kulvara giriyor ki o ölüm acısını öyle bir tadıyor, öyle bir tadıyor, öyle bir tadıyor ki adam feryat ediyor ama kimse aynı şekilde bunu bilmiyor. Bize göre hemen 3 saniyede 5 saniyede ölüverdi canım. Zehir yuttu mesela. Yok, öyle değil o. Annesi intihar ediyor. Veyahut da adam mesela Boğaz Köprüsü'ne çıkıyor, atıyor. Veyahut da yüksek bir binaya çıkıyor, kendisini oradan atıyor. İşte çabucak ölüverdi falan. Ne çabucak ölüverdi, değil öyle. Önemli olan babaannem rahmetli derdi onu. Mızraklı İlmihal, kültür Mızraklı İlmihal'de yazıyor. Derdi ki ya Rabbi işte ruhumuzu tereyağından kıl çeker gibi alıver. Tereyağından kıl çektiğin zaman etraf tahrip olur mu? Yok. Rıt çekiveriyorsun, hiçbir şey haber bile olmaz. Ama bir de Kabul Ahbar rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin anlattığı var. Ölüm nasıl bir şey? Hatta Amr bin As radıyallahu teala'nın oğluna aynı şekilde anlattığı bir şey var. Çünkü bu zat dermiş. Ya ölüm anını niye anlatmıyor? Ölmekte olanlar. Anlatsalar da geride kalanlara ibret olsa diye. Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As hazretlerinin radıyallahu anhuma oğlu. Babasının o ölüm anı yaklaşınca babacığım demiş, siz böyle buyururdunuz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Esabı Kiram bu Mustafa Bey. Esabı Kiram Arap Yarımadası'nın çıkarmış olduğu birkaç dahiden birisidir. Askeri strateji uzmanı olarak. Diyor ki oğlum beni yeryüzüne yatırmışlar. Altında yeryüzü. Ben üstüme de gökyüzü çökmüş. Ben de arasında tost oluyorum yani. Tamam. Tost. Evet. İkisinin arasında. Böyle anlatıyor. Kabul Ahbar da rahmetullahi aleyh kafirin, facirin ruhunu ölüm meleği geldiği zaman dikenli bir çalı düşünün buyuruyorlar. O dikenli çalıyı yünün içine atıyorsun. Tabii yünün çeşitli yerler, onlar aynı şekilde dikenlere sarılıyor falan. Sonra o dikenli çalıyı sapından çekiyorsun. Ne olur? Kestiğini kesiyor, yırttığını yırtıyor. Öyle cayır 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 çekiyorlar. Öyle çekiyorlar buyuruyorlar. Ruhu alırken. Ama babaannemin dediği o Mızraklı İlmihal'de geçen tereyağından kıl çeker gibi de olur. Hatta vaktiyle salih bir mümin dua edermiş. Ya Rabbi öldüğümü bana bildirme diye. Cenab-ı Hakk'ın böyle saf temiz kulları da var. Hakikaten vefat etmiş bu. Salih bir hisse olduğu için ruhunu almışlar, götürmüşler doğru Resulullah Efendimiz'in huzuruna. Resulullah Efendimiz sohbet ediyor. Bu dinlemiş. Bu eftiklemeye başlamış orada. Resulullah Efendimiz hayırdır diyor. Diyor ki ya Resulallah izin verirseniz çoluk çocuğun diyor işte nafakası şeyleri onları. Artık diyor senin çoluk çocuğun nafakası diyor başkasına geçti. Allah Allah nasıl geçti diyor. Evdeler. Bunun üzerine oradakilere bunu götürün buyuruyorlar. Geri getiriyorlar. Bakıyor ki cesedi yatıyor yerde. Ruhu tabii diyor ki ben buradayım ama kimse görmüyor onun ruhunu, cesedini görüyorlar. Hayret ediyor. Allah Allah diyor ben ne zaman öldüm. Haberi olmamış. Ha Cenab-ı Hakk'ın böyle kulları da var. Cenab-ı Hakk'ın böyle kulları da var. Mesela kitaplarda geçiyor. Doğrudan oraya cennetin kapısına gidenler de oluyormuş. Hatta melekler demiş siz kimsiniz ya? Siz mahşer, mizan biz öyle bir şey görmedik. Sırat öyle bir şey de görmedik. Ya siz, bugün kimsiniz siz? Nasıl geldiniz? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. Ümmetindeniz. İşte Allah-u Teala dert bela... Siz ne yapardınız dünyada? Allah-u Teala bir dert bela veririz. Hiç itiraz etmezdik. Sabrederdik. Allah-u Teala sebeplere yapıştığımızdan elimize geçen kanaat ederdik. Ve herhangi bir şeyde herhangi Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına değil, Cenab-ı Hakk'ın kendisine tevekkül ederdik. Ondan beklerdik. Diyor ki cennet size helal olsun geçin. Hadi afiyet olsun diye kapılar açarlarmış onlara. Bak mizan yok. Sırat da yok. Her şeyde geçiyor ya şimşek gibi geçer. Geçiriyorlar haberleri bile olmuyor. Geçiriyor haberleri bile olmuyor. Zaten dünyada her şeye sabrettikleri için gelen dert, bela, musibetler sebebiyle günahlar zaten dünyada temizlenmiş. Yok öyle bir şey. Hesabı sorulacak bir şey kalmamış. Kul hakkı yemezler, yalan demezler, gıybet etmezler, dedikodu yapmazlar. Herkesle iyi geçinirler böyleleri. Tevekkülleri de yüksek, sabırları da yüksek. Bunlar transit yolcu. Transit. VIP. VIP. Transit yolcu. Kapılar açılsın, tırt 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 doğru gidiyor. Allah Teala bize de nasip eder inşallah Teala. Ahir rahmetimiz hayır eylesin. İnşallah. Hocam bir dinleyicimizin bir sorusu var. 20 yıllık evliyim. Kayınvalidem oğluna aşırı derecede düşkün. Evimizde ne olup bittiğini öğrenmek istiyor. Her şeyden haberi oluyor. Müdahale ediyor. Çok rahatsız oluyorum. Bunu geçtim. Babamın malı mülküne sürekli yorum yapıyor. Ev almaya niyetlendik. Babam para vermek zorunda diye kavga çıkarttı. Sana para vermiyorsa sen de ona göre evlatlık yapacaksın demiş kayınvalidesi buna. Bu çok bunaldım. Dua istiyormuş gerçi de dinleyicimiz. Dinleyicilerden ve sizden dua bekliyorum. Allah Teala yar ve yardımcısı olsun. Kayınpederine de insaf ve merhamet versin. Kayınvalidesine. Kayınvalidesine de insaf ve merhamet versin. Ben bunu anlamıyorum. Şimdi bu kayınvalidesine çektiyse aynısını gelinine mi ödettirecek? Çok yanlış bir şey ya. Çok yanlış bir şey bu. Böyle yapıyorlar. Yapanlar ya var. Şimdi bak bize tuhaf geliyor da şimdi hanım dinleyicilerimiz özür dilerim de. Şimdi mesela kadın geliyor. Bizim damat var ya. Maşallah. Böyle damat kızımın kahvaltısını bile yatağına getiriyor. Çok iyi bir damat. Nadanın önüne bir taraf. Oğlum. Benim oğlan salak. Geli çalışmıyor. Kahvaltısını bir de aynı şekilde ayağına götürüyor. Aynı iş tamam. Niye güldün? Senin hoşuna gitti galiba. Yani hoş bir şeymiş. Hoş bir şeymiş diyor. Aynı konu ama farklı yorum. Hep kendimize yok diyoruz yani. O yanlış o. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum.